Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba Adil Hocam. Buradaki bütün öğretmenlerimize de merhaba, iyi akşamlar diyorum. Ve Ulusal Destek Servisi'nin tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Oldukça kalabalık ve büyük bir sayıyız şu an için ve hızla artıyor sayımız. SAP ve Eğitimlik Platformu'nun daha doğrusu Eğitimlink'in yeni evini çok merak ediyoruz. Ya da hani bununla ilgili tam olarak hangi değişiklikler var, neler olacak? Oldukça hepimizin meraklandığı bir konuydu. Ve uzun zamandır da sanırım bir eğitim bekliyorduk. Bu ilki olacak, bu sadece bir açılış diyebiliriz belki. Çok daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Evet, çok fazla sorumuz var, çok fazla problemimiz var. Ama hepsi yavaş yavaş düzelecek ve zamanla her şey yerine oturacak diye düşünüyoruz. İlk olarak biz Adil Hocam'la bir tanıtım webinarı planladık. Bugün Adil Hocam'ın sunumu olacak. Kendisi sizlere çok güzel bir sunum hazırladı. İçerik olarak çok zengin ve oldukça bilgilendirici. Yarın için ise bugün sizlerden aldığımız soruları ve daha önce karşılaştığımız soruları cevaplayarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Yani bugün bir tanıtım webinarımız, yarın da bir soru cevap webinarımız olacak. Dolayısıyla aklımızdaki soruların çoğunu da bu şekilde cevaplayabileceğimizi düşünüyoruz. Daha ileriki süreçte ise online eğitimlerin bulunduğu platformumuzda bir kurs hazırlayarak yüklemeyi planlıyoruz. Tabii bu biraz zaman alacaktır. Şöyle bir dezavantajımız var. Eğitim hazırlamada ya da sizlere bu konuda ulaşma konusunda bizleri yavaşlatan şey platformun henüz hazır olmaması, hepinizin de malumu. Dolayısıyla hazır olmayan bir platform için sabit bir bilgi vermek size, somut bilgi vermek çok da kolay olmayacaktı. Ocak-Şubat döneminde taşınma sürecinin büyük oranda tamamlanacağını ümit ediyoruz. Bize verilen bilgi bu şekilde. Biz de ona istinaden Ocak ayında en azından tamamlanacak şekilde bir kurs hazırlayıp sizlerle paylaşmayı da düşünüyoruz. Umarız faydalı da olur. Bundan sonra dediğimiz gibi taşınma büyük oranda tamamlandığı için eğitim konusunda, sizlere destek konusunda da daha hızlı davranmaya çalışacağız ya da buna imkanımız olacak diye düşünüyoruz. İlk olarak ben hani öğretmenlerimizin en çok merak ettiği soru neden ESEP? Niye böyle bir değişikliğe gidildi? Bunun dönüşü yok mudur diye çok fazla soru alıyoruz ki hepinizin de belki aklında olan bir soru bu. Neden böyle bir değişiklik yapıldı? Ve biz bunun ne kadarına dahiliz? Bu Avrupa Komisyonu'nun kararı belki 2 yıldan fazla uzun bir süre önce alınmış bir karar. Belki uygulanması biraz gecikti belli sebeplerden dolayı. Dolayısıyla bizim doğrudan müdahil olup değiştirebileceğimiz bir durum değil ya da ulusal destek servislerinin kararıyla gidilmiş bir değişiklik değil. Avrupa Komisyonu neden böyle bir değişikliğe gitti? Biliyoruz Eğitimlink ve School Education Gateway daha önce birbirinden bağımsız iki platformdu ve Avrupa Birliği'nin de diğer portallerinden bağımsızdı. Şimdi hepsi tek çatı altında. eLearnLogin giriş bilgilerinizle giriş yaptığınızda erişebileceğiniz pek çok portal var. Bunlardan bir tanesi de artık ESEP. Yani Avrupa Birliği bütün kullanıcılarını aynı çatı altına topluyor. Biz de o çatının altında artık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bize aslında çok avantaj da getirecek. Belki şu kısa dönemde, kısa süre içinde çok zorluk yaşadık, çok sıkıntı yaşadık. Hani bu bizi biraz korkutuyor ama değişimler her zaman sancılı, her zaman aslında zordur. Biz biraz da uzun vadede düşünürsek bizim için çok fazla getirisi olacağını düşünüyorum. Bugün Adil Hocam sizlere sunumunda da bahsedecek. Burada katılabileceğiniz çok fazla mesleki gelişim etkinliği var ve sizin özellikle mesleki gelişim alanında destekleyecek çok çalışma var. Bu açıdan biz aslında platformun size çok daha güzel şeyler getireceğini, faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet, teknik anlamda sıkıntılarımız var ama bunların biz geçeceğini, düzeleceğini umut ediyoruz. Sizlerden de biraz sabır bekliyoruz. Doğrusunu isterseniz çalışmalarımıza başlarken bazı şeylerin eksik olduğunu, yavaş yürüdüğünü, sürekli karşımıza hata çıkabileceğini bu değişim süreci içinde bilerek davranırsak, bunu kabul ederek başlarsak çalışmalarımıza sizler için de süreç daha kolay atlatılacaktır. Ben Adil Hocam'a
Sözü bırakmak istiyorum. Dediğim gibi kendisi gerçekten çok güzel bir sunum hazırladı sizler için. Umarız da çok da faydalı olur. Ve yarın da sorularınızı yanıtlamak için ikinci bir webinar yapacağız. Adil Hocam. Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. Oldukça iyi de bilgilendirici bir giriş yaptınız her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Özellikle destek ekibinde olan bir sürü eğitimin ilk koordinatörü var. Çok teşekkürler. Ertan Hocama teşekkürler bu altyapıyı hazırladığı için ve bizlere çok destek olduğu için. Ben de bugün sizlere elimden geldiği kadar SAP anlatıyor olacağım. SAP biliyorsunuz hala sistem tam olarak oturmadı. Yani %80 ve 80 belki diyebiliriz şu anda eğitimin tarafı için ama hala bir taraf yapılırken diğer tarafta yine bazı aksaklıklar olabiliyor geçici. Zuhal Hanım da söylediği gibi biraz sabır gerekiyor hemen endişeye kapılmak yerine. Ben şöyle geleyim. Diyelim sunumda biraz bitiyorum, şunu durdurayım. Hemen tekrar başlıyorum. Evet, bu sunuda hem Avrupa Eğitim Platformu SAP hem de bununla birlikte eğitimle ilgili biraz bilgiler veriyor olacağım. Tam ekran yapayım ben de sunumumu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şuradan hemen biraz. Şu anda ekran iyi sanırım değil mi Zuhal Hanım? Evet sizin... hocam, Adil Hocam görebiliyorum. Çok teşekkürler. Evet ben şöyle sunum kaydırınca hemen gidiyor. Tekrar başarılı. Şöyle yapalım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Bugün Zuhal Hanım'ın da söylediği gibi mümkün olduğu kadar tanıtım yapacağız ve eğitimin ilk konuktör arkadaşlar destek ekibinde arka planda soruları alıyor olacaklar. Yarın muhteşem bir soru cevap webinarıyla birlikte olacağız. Bütün soruları cevap verebileceğimizi umuyorum. Bir artık tanıyorsunuz. Sanırım içerik geliştirme ekibi ekibiyim. Ulusal Destek Servisi'yle de yakından çalışıyorum sürekli. Uzun yıllardır. Ve şu anda Ertan Hoca ile birlikte daha yoğun çalışmalar yapıyoruz. İçerik geliştirme konusunda, içerik geliştirme ekibiyle birlikte. Ve yakın zamanda yeni bir sürü, SAP'in içinde de bulabileceğimiz, eğitimin Avrupa Akademisi'nde de bulabileceğimiz eğitimlerle sizlerle olmayı planlıyorum. Ve neler var bu sunumun içerisinde? İlk önce eğitiminin 17 yıllık bir başarı, tabii bizim için 17 yıllık değil, 17 yıllık Avrupa için 17 yıllık bir süre. Bizim için de 2009-2023, neredeyse 13 yıllık bir başarı öyküsü var. Daha sonra School Education Gateway ile Erasmus kapsamındaki okulları çevrimiçi alan kısmında biraz bilgi. Daha sonra iki platformun, biliyorsunuz bu iki platform hem eğitiminin hem de School Education Gateway birlikte gidiyordu. Biri daha çok Erasmus projelerine biraz daha yönelikti. Mesleki gelişime yönelikti ve ortak bulma formuydu daha çok. Ve eğitiminde de öyle özellikler vardı. Onlardan biraz söz edeceğiz. Ve daha sonra da tek bir entegre entegre Avrupa Okul Eğitim Platformu'nun vizyonu nedir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Zuhal Hanım bu konuda bilgi verdi, kısa bir bilgi. Ben de biraz da onu genişletmeye çalışacağım. Ve bu örneklerden sözünü ettiğim şey ise iki daha önceden var olan bazı özelliklerin yeniden bu platformda da tekrar kullanıma sunuluyor olması yani. Şöyle düşünebiliriz, benzer olan, oldukça efektif olan bazı özellikleri tekrar yeniden kullanılır. Kurumsal bir çözüme ulaşmak için yeniden kullanılmasını sağlamak amacında. Ve daha sonra da biraz eğitimin, eğitimin içinde neler var, Twin Space nasıl, onu görüyor olacağız. Ve şöyle hemen geriye gideyim. Evet. Bildiğiniz gibi eğitimin 2000
2005 yılında Avrupa'da başladı. Daha sonra 2009 yılında bize geldi. İlk başladığı zamanlardaki ilk projelerde her şey çok farklıydı. O kadar küçük bir grupla çalışılıyordu. Öğretmenler çok heyecanlıydı. Özellikle konferans dönemlerinde. Tabii uzun bir süre bizler de projelerin altyapısı öğrenilmeye çalışıyordu öğretmenler tarafından. Bu konuda biz içerik geliştirme ekibi olarak bir sürü eğitimler verdik. Ve bu eğitimler sayesinde gittikçe artan şekilde ülkemizde de bayağı genelde eğitim dengi hep her yıl başarı oranı artan bir topluluk oluştu. Bu eğitimin platformu tabii ki sadece eğitimlere özel bir platform. Yani kısıtlı bir platformdu. Ve neler vardı burada? Akran öğrenimi vardı, mesleki gelişim vardı. Gruplar vardı, kişiler birbirleriyle etkileşim yapabiliyorlardı. Bazı spesifik konu vardı, özellikle fokus konulardı. Ve ortak bulma forumları vardı. Ve öğrenciler de çok aktif bir şekilde okullarında yapılan projelere katılıyorlardı. Ve daha sonra, bir süre sonra Avrupa Okul geçidi geldi. Ki burada da e-training arasındaki fark şuydu. Burada daha açık bir platform vardı. Bütün herkes girebiliyordu. Örneğin School Education Gateway'e bir duyuru koyduğunuzda bütün dünyadaki insanlar bu platforma girebiliyor. Bunu şöyle anlamıştım. Kurslarından bir tanesinin tanıtımı orada yapılmıştı ve Çin'den, Amerika'dan, Endonezya'dan çok çok farklı ülkelerden kursa katılım olmuştu. O da çok ne kadar geniş, yani sadece Avrupa'ya değil, School Education Gateway'in ne kadar büyük topluluklara ve ülkelere ulaştığını görmüştüm. Bu da çok etkileyiciydi gerçekten. Tabii burada da tıpkı e-twinning'de biliyorsunuz e-learning eventler vardı. Kısa, etkili, öğrenme etkinlikleri 2 hafta genel olarak sürüyordu. Türkiye'den de orada bir kurslarım vardı oldukça, herhalde 17 tane falan. Aynı şekilde School Education Gateway'de de Avrupa Akademisi vardı. Orada da kurslar var, kurs katalogları var. Ve buradaki kurslara herkes katılabiliyordu. Fakat e-tuning'deki learning eventleri sadece orası eğitim learner'lara ve başvuruya çıkıyordu biliyorsunuz. Ve o başvuruda kabul edilenler sadece 200 kişi, 250 kişi oluyordu. Birazdan sınırlıdan kasıt aslında o School Education Gateway arasındaki farktı. Ve Erasmus araçları vardı. Orada Erasmus'la ilgili ortak bulma hareketlilik talepleri de vardı aynı zamanda School Education Gateway'de. Ve aynı zamanda bu özellik e-tuning'de de e-tuning projeleri için ortak bulma forumu vardı yaşlara göre. Hatta orada Erasmus için de ortak bulma forumu vardı. Yani aslında tabii ki sizler de bu söylediğim şeyleri düşündüğünüzde bazı şeylerin gerçekten eşit olarak gittiğini düşünüyor olmalısınız. Mesela oradaki Avrupa araç kiti vardı okullar için. Yine diğer tarafta proje kitleri vardı. Ve birçok yönden bu iki platform uzun süre hem genel olarak bütün Avrupa'ya hem de e-tuner'lara katkıda bulundu ve sürekli artan bir trendle neredeyse eğitimin okullarda bir gerçek bir dönüşüm aracı haline geldi. Yani öğretmenlerimiz her zamankinden daha fazla teknolojiyle çalıştı. Etkileşimde çalıştılar. İşbirlikçi çalışmalar yaptılar. Ve uluslararası projeler yaptılar ortaklarıyla ve böylece proje tabanlı öğrenme olsun, diğer farklılaştırmış öğrenme şekilleri olsun, hepsi birdenbire ülkemizdeki eğitimin hemen hemen belirli bir yüzdesini çok fazla ileri hale getirdi ki bu da muhteşem bir ekipti. Örneğin bir önceki Milli Eğitim Bakanımızın o topluluğu görmesi Antalya'da onu o kadar heyecanlandırmıştık. Aman Tanrım, Türkiye'de böyle bir öğretmen grubu var mı? Orada görmüştü, yani var mıydı ben bilmiyorum demişti, öyle hatırlıyorum.
Ve bu çok tabii ki çok 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 başarılı. Ve ne oldu tabii? Şimdi ikisine biraz daha bakalım neden bunları söylüyorum. Örneğin School Education Gateway ve eTwinning'e baktığımızda ve bunların Avrupa projelerine katılım kısmı ve mesleki gelişim kısımları arasında çok fazla benzerlikler olduğunu görüyor olacaksınız. Örneğin hemen bir sonraki slayta geçeyim. Burada tabii sınırlılıklarını da dikkate almak gerekiyor. E-Twinning sadece Avrupa'daki kayıtlı okullar için olan bir bölümdü. Büyük bir topluluktu. Hala öyle. Tabii ki eski platformdan söz ediyorum. Fakat School Education Gateway'de ise bu sektör, eğitim sektöründe çalışan ve eğitimde politika ve uygulamaya ilişkin Avrupa'da çevrimiçi bir platform olduğu için bütün Avrupa'daki herkese açıktı. Yani e-tuning'e kayıtlı olması veya olmaması önemli değildi ve hatta biz buraya kendi e-tuning hesaplarımızla girebiliyorduk. Özelliklerine baktığımızda gerek Avrupa projeleri olsun gerek mesleki gelişim açısından olsun oldukça ortak yönler vardı ve bu ortak yönlerde gittikçe gelişiyordu. Örneğin şuna bakalım. Mesela Avrupa projelerine katılın başlığı altındaki kısmı Erasmus ortaklığını bulmak için School Education Gateway'i kullanıyordu. Yani oradaki o özelliklerden bir tanesiydi. Ve bizdeki forumlarda da yine ortak bulma konusunda hani hem yaş kategorisi vardı hem de Erasmus projeleri için ortak bulma vardı. Ve şuna bakalım bir de. Buradaki benzerliğe bakalım. Mesleki gelişim hem Avrupa Akademisi'nde vardı, School Education Gateway'de hem de e-Twinning üzerinde vardı, Learning Lab'de. Öğrenme laboratuvarı vardı orada. Ve ikisine baktığımızda öğretmen akademisi, webinarlar, çevrimiçi kursları, ücretsiz katılım. Oradaki kurslar da ücretsizdi. Yine e-Twinning kısmına baktığımızda çevrimiçi seminerler, öğrenme etkinliklerine katılım. Yani kısa ve yoğun etkinliklerde onlar 2 haftalık. Ve mesleki gelişim, atölye ve konferanslarda kendinizi geliştirin vardı. Ve bu özellikler tamamen birbirleriyle aynı olan özelliklerdi. Ve daha sonra bu iki özelliğin daha fazla artacağı düşünüldüğü için Avrupa Komisyonu Avrupa Okul Platformu altında bir şey, bir uzun süredir düşünülen bir şeydi bu aslında. Ama tam genelde hep tartışmalar sonucunda çıkıyor Avrupa Komisyonu'ndaki bütün yenilikler. Yani bütün üyeleri hatta en son aralarında konuştuğumuzda o da bunu onaylamıştı. Mesela yapılan bütün yenilikler, bütün NSS'lerin fikirleri alınarak notlar alınıyor ve ona göre gelişmeler yapılıyor. Bütün özellikler dikkate alınarak. Ve Avrupa Okul Eğitim Platformu, daha sonra School Education Gateway ve e-Twinning bir araya getirilmesi ve bunda Avrupa Eğitim Platformu oluşmasına neden oldu. Bunun tek nedeni benzerliklerinin gittikçe artıyor olması ve bu benzerliklerin artık tek bir çatıda toplanıyor olması. Bu işin eğitim kısmıydı tabii, SES kısmı değildi. Sadece okul eğitim platformu olan kısmıydı. Fakat daha sonra Avrupa Komisyonu'nun tabii bir sürü bölümleri var. Onları birazdan birkaç saat sonra ona geleceğiz. Mesela e-Twinning'de bir öğretmen neler yapıyordu? Ya da e-Twinning'de ya da School Education Gateway'de kapalı olan kaynaklara ulaşabiliyordu e-Twinning'deki kapalı olan kaynaklara ve diğer taraftaki açık kaynaklara ulaşıyordu. Öğretmen Akademisi'ndeki mesleki gelişim, iki taraftaki mesleki gelişimlere ulaşıyordu. Biri açık yine diğeri kapalıydı. Daha doğrusu da şunu da söylemek gerekiyor. School Education Gateway'deki kurslar daha çok Erasmus projelerini aslında biraz daha kaynak sağlamak için yapılmış kurslar. Dikkat ederseniz biraz, yani şöyle düşünün, o kurslardaki modülleri birer birer baktığınızda rahatlıkla bir Erasmus projesinin etkinliklerini oluşturacak derecede başarılıydı. Yani yön vermek için aslında yapılmış kurslardı ve öğretmenlerin bu konudaki yeterliliklerini daha da geliştirmek içindi.
Ve yine ortak arama araçları, iki tarafta da yine bu tarz araçlar olduğu için, pardon, biraz çok hassas sanıyorum şey. Ve hedefleri nelerdi bunların? Bu özellikleri, hedefleri şunlar. Yani bu benzer özellikleri bir dikkate alır. Mevcut öğeleri tek bir platformda toplamak ve kullanıcıların her birine ayrı ayrı girişlerini, farklı platformlara ayrı girişlerini engellemek için tek bir şifre oluşturmak ve benzer olan içeriklerin ve işleriklerinin tekrar yeni bir yer, böyle daha çok holistik bir yaklaşım bir yerde tutmak ve daha uyumlu, daha görsel bir kimlik ve vurgulanan Avrupa boyutu hesaba katmak ve kurumsal çözümleri yeniden değerlendirmek. Buradan söz etmiştim. Daha önce kullanılıyor olan ve etkili olan bazı özellikleri tekrar yeni platformda da, yani gerek e-twinning'de olsun, gerek Twin Space tarafında olsun, kullanılıyor olması. Ve örneğin şu iki web sitesine bakalım. Normalde bir kullanıcı IPA ile ve SAP normal şartlarda bu birleşme olmasaydı ayrı ayrı gidiyor olacaktı. Farklı bir kullanıcı adı ve farklı bir şifre ile birinci bölüme, yine farklı bir şifre ile belki, yani e-twinning şifresi tabii kullanılırdı daha çok. O şifre ile de SAP giriyor olacaktı. Fakat şöyle bir durum oluştu. Örneğin şu anda Avrupa Komisyonu'nun bütün eğitim portalları, bu EPL, Europass, Youth Portal, EU Akademi artık beta formundan kurtuldu. Şu anda artık normal fonksiyonla çalışıyor. Hiçbir problem yok. Ve aynı zamanda SAP'in de tek bir şifreyle. Bakın şu anda bu SAP şifrenizle eSafety Label kalite etiketi içinde girebilirsiniz. Direkt olarak tanıyor sizi. Ve onu denedim dün. Orada da işe yarıyor. Yani Avrupa'daki Avrupa Komisyonu'na bağlı. Ben de bu arada biraz antibiyotik kullanıyorum. O yüzden sesim garip gelebilir. Sizleri kusura bakmayın. Yani tek bir şifreyle hedef hem benzerlikleri, örneğin e-twinning ve school education gateway'deki benzerlikleri bir araya getirmek. Bu aynı zamanda bütün Avrupa eğitim platformundaki bütün öğeleri de tek bir şifre altında girişi ve bunlar arasındaki geçişi daha kolay ve daha kolay bir hale, daha kolay ve daha ulaşılabilir bir hale getirmek aslında bu çalışmanın asıl amacı. Ve ESEP'in bölümlerinde neler var? Aslında portal biraz yavaş ama ekran paylaşımı yapacağım denemek için tekrar. Hemen isterseniz ben burada bir ekran paylaşımı yapayım. Oraya gidelim, orada birlikte bakalım. Sonra ben tekrar döneyim. Ya da şurayı verdikten sonra yapalım. Örneğin şurada kısa bir bilgi verdikten sonra oraya gidelim isterseniz. Örneğin ESEP'e girdiğinizde eğer giriş yapmadıysanız sadece bu bölümü görüyorsunuz. Altında sonra mavi bir bölüm var. Birazdan göreceğiz. Ve giriş yaptıktan sonra ise görünen bölüm ise alt kısmındaki kursların, yani mesleki gelişim çalışmaların olduğu bölüm. Mesela buna bakalım birlikte. Ben ESEP portalını açayım. Geliyor. Biraz yavaş gibi. Bir şuradan deneyeyim.
Sınıf internetim biraz yavaş benim. O yüzden sunu hazırladım aslında eğer bir problem çıkarsa. Evet, sanıyorum girdi. Ben ekran paylaşayım tekrar. Ana sayfaya gidelim. Genelde yavaş çalışıyor oldukça ise çünkü yüklemeler devam ediyor. Eğer böyle yavaş devam ederseniz sonundan gideceğiz. Evet. Bakın bu normalde ben şu anda kayıtlıyım. O yüzden bu bölümü görüyoruz. Ekran görünüyor mu arkadaşlar? Bir canım. Yok hocam. Ah, teşekkür ederim. Sağ olun Tuğba Hanım. Bakın şu anda ben kayıt olduğum yani giriş yaptığım için mesleki gelişim kısmında kursları da görüyorum. Mesleki bu eğitim İngilizce kursları. Ve burası ESEP'in ana sayfası. Gördüğünüz gibi home page'deyiz burada. Kayıtlı kişi sayısı var. Kayıtlı projelerin sayısı 795.787. Ve burada genel bilgiler var. Sorular ve cevaplara bu kısımdan ulaşabilirsiniz bu konudaki soru ve cevaplara. Ve arka tarafta da genelde güncellemeler var. Daha çok odak olan konular ve bu tarafta da en son içerikler özellikle bildirimlerde gelen en çok özellikler. Ve onun altında hemen olay Türkçe mi kullanıyorum? Bu Türkçe. Dilini değiştirebilirsiniz bildiğiniz gibi üst kısmında. Sistem gerçekten yavaş. Gerçekten yavaş olmasını ve problem çıkmasını nedeni hala son kullanıcı haline ulaşmamasından kaynaklanıyor bu durum. Evet. Şu anda Türkçe. Tabii hala tam çoğu bölümleri, bazı bölümler gördüğünüz gibi Türkçe'yi destekliyor ama bazı bölümleri hala desteklemiyor Türkçe kısmını. Ve burada da son etkinlikler var burada. The New Bauhaus ödülleri var burada. Burada kurslar var. Ve burası ana sayfası. İlk girdiğimizde kayıt olmadığımız zaman, yani giriş yapmadığımız zaman sadece şu bölümü görüyoruz. Bu alanı görmüyoruz ama kayıt olduktan sonra da bu alanları da görebiliyoruz. Yani kursları, eylemleri, o bölüm. Daha sonra hakkında olan kısma geldiğimizde bir drop menü açılıyor. Burada ESEP hakkındaki her şeyi bu linkten bulabilirsiniz. Yönetim, e-Twinning destek servisleri. Bunda ismi biraz değişti. E-Twinning destek kuruluşları ya da kurumları gibi bir anlama dönüştü. Ama servisler bize göre daha iyi bir kelime sanıyorum. Destekleyici ortaklıklar, e-Twinning'in ortakları. İT olan bölüm, Initial Teacher Education kısmı burada. Ve Erasmus da artık burada, ulusal ajanslar da burada olacak. Mesela ulusal ajanslara tıkladığımızda her ülkenin kendi ulusal ajansına buradan ulaşma şansı oluyor olacak. National Agencies buradan görecek. Bakın bu linkleri girdiğinizde program ülkelerini burada da ulusal destek servislerini ülkelere göre görebileceksiniz ve burada bilgi sağlama bölümü var. Destekleyen projeleri seçmek kısmı var burada. İzleme faaliyeti var. Yani burada da ulusal destek servisleri etkin olarak çalışıyor olacaklar. Bütün sistem bittikten sonra. Ve yine e-Twinning NSO'lara baktığımızda burada da e-Twinning destek servislerini göreceğiz ülkelere göre.
Biraz zaman alabiliyor dediğim gibi. Yani Erasmus'un da burada olması çok güzel. Çünkü e-Twinning projeleri en başından beri Erasmus projelerine kaynaklık yapıyor aslında. Bütün ülkeler burada. Bizim ülkemiz içinde şu bölüm. Buradan da yine e-maillere ulaşabilirsiniz. Yine bir mail atmak istediğinizde buradaki maillerden yararlanabilirsiniz. Hatta eğitim, online eğitimler linkini de görüyorum burada. Bizim burası mesleki gelişim alanımız. Eğitimin ebonline.com.tr. Şu anda bir bakım aşamasında, o yüzden kursların çoğunu görmüyorsunuz ama yakında tamamen fonksiyonel olacak tekrar. Ve içgörüler kısmına geldiğimizde, insights kısmı, eğer İngilizce kullanıyorsanız, burası da açılsın hemen. Ben şu anda checkbox'ı görmüyorum. Aslında soru sormak istiyordum ama mesela hem beni dinlerken şöyle bir şey yapabilirsiniz belki. Şu ana kadarki ESEP deneyimlerinizle daha önceki platform deneyimlerinizi düşündüğünüzde ESEP 1 ile 5 arasındaki ilk deneyimleriniz konusunda, tabi bunun değişeceğini biliyorum zamanla. Kaç puan verirdiniz? Ben onu öğrendim sonra. Yani 1 ile 5 arasında şu anki deneyimlerinizde ESEP'e kaç puan verirdiniz? Onu eğer checkbox'a yazarsanız sonra değerlendirebiliriz. Bu bölümde ise, öngörüler kısmına geldiğimizde ise, yeni içerikler bu bölümde. Linke gidin. Araştırmalar olacak. Öğrenme materyalleri olacak. Burada henüz öğrenme materyallerinde proje kitleri de olacak burada girdiğinizde. Sanıyorum yüklendi proje kitleri buraya. Ve en son bilgiler burada. Avrupa'daki okullardaki gelişen haberler, en son oluşan haberler. Bakın, öğrenme kitleri burada. Yani e-Twinning hakkında ya da ESEP hakkında ya da mesleki gelişim hakkında belirli konularda belirli çalışmalar var burada. Örneğin okul öncesi sistem akademisi, dil öğrenimle ilişkin e-Twinning projesi planları gibi, Story Logic Net diye bir çalışma var burada. Yani burada bir takım öğretim materyalleri söz konusu. En son bilgiler var, yayınlar var. E-Twinning ile ilgili yayınlanmış makaleler, aylık bültenleri burada yine görüyor olacaksınız. Uygulamalar var ve gidelim uygulamaları. Avrupa genelinde projelerden, okullardan, sınıflardan derlenen ilham verici çalışmalar. Bizim ülkemizden de genelde çok oluyor bu uygulamalar kısmında. İyi yapılmış projeleri, iyi yaptığınız bir aktiviteyi ilk koordinatörünüzle paylaşabilirsiniz. Onlar da gerekli çalışmaları yapıp bizi ÜDESE'ye, bildirebilirler. Bakın, burada yenilikçi çalışmalar var. Sosyal, duygusal öğrenmeyi destekleyen projeler var. STEM eğitiminde öğrenci katılımı arttırma. Yani farklı bir yaklaşım ya da bir problematik bir durumu çözmeye yönelik bir çalışma ya da yenilikçi bir çalışma, bir derste bir aracın nasıl pedagojik bir şekilde kullanıp ne tür bir çıktı aldığınızı gösteriyor. Yani yeni, farklı ve herkesin ilham alabileceği farklı uygulamaları da burada yayınlatabilirsiniz. İlk öğrencileriniz ve ulusal destek servisiyle iletişime geçin. Ve tekrar öngörülere döndüğümüzde, tekrar bakalım şuraya. Yani burası tamamen kaynaklar bulabileceğiniz, gelişmeleri takip edebileceğiniz, duyuruları takip edebileceğiniz ve öğrenme konusunda farklı alanlar konusunda bilgi edinmek için geleceğiniz yerler burası. Ve öğretici kaynaklar var tabii yine. Daha önceki kendi öğrenme materyalleri vardı eğitiminde. Orada eğitimle ilgili videolar ve onları arkasından quizler vardı. Onlar tekrar olacak.
yakın bir zamanda. Ve tabii yarın bunları daha detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağız, soru ve cevaplarda. Ve ilerleme çubuğu da tekrar taşınıyor olacak bu alanda. O yüzden bunları söyledim. Mesela öğretici kaynaklarda ya sınıfta duygusal öğrenmeye teşvik edilmesi, sosyal ve duygusal öğrenme, özellikle korona döneminde oldukça önemliydi. Ve STEM'in A'sının tanıtımı, burada STEM'in A'sı, bu da arttı. Yani yapılan bir çalışmaya biraz daha estetik ve bir bakış açısı sanatla getirme gibi. Örneğin bir telefon dizayn ettiniz. Onun çerçevesi ya da şeklini düşünürken biraz daha sanatsal bir yapı kullanmak gibi düşünebilirsiniz burayı. Ve gelişme kısmına geldiğimizde iki drop menüde iki bölüm açılıyor. Okul ve sistem geliştirme ve mesleki gelişim. Okul ve sistem geliştirmede mesela şu anda eğitimin okulu başvuruları var. O başvuruların linkini burada da bulabilirsiniz. Özellikle gelişim development kısmında. Burada ise hep şu açıklamasını zaten görüyorsunuz. Öz değerlendirme araçlarının sunulması var burada. Yani daha çok farklı platformlarla ilgili kaynakları bir araya getirip Avrupa Komisyonu'nun okul eğitimi konusundaki öncelikleri daha çok sergileniyor. Mesela eğitimin okul etiketinin burada olmasının nedeni de o. Bir vizyon ve bir politika çalışması o aslında. İyi okullarda eğitimin politikalarının ve uygulamalarının daha iyi çalışıyor olmasına teşvik etmek için yapılmış bir çalışma. Oldukça da başarılı. Aslında eğitiminin temel ruhunu oluşturan çalışmalardan bir tanesi. Ve mesleki gelişim kısmına geldiğinizde ise bu linkte de ESEP üzerinde de herkesin ulaşabileceği iki tür aslında burada mesleki gelişim kursları var. Tabii webinarlar da var. Şöyle uzman konuşmaları falan var. Bir genel Avrupa Akademisi'ne gittiğinizde bir genel bütün ESEP'e kayıtlı olan herkesin göreceği kurslar var. Bir de sadece eğitimlerin görebileceği kurslar var. Benim son kursumda mesela genel olarak eğitimli kayıtlı olmayan insanlar göremiyordu ve bana mail atıyorlardı. Biz neden göremiyoruz diye. O sadece eğitimli spesifik eğitim olduğu için sadece eğitimliler görebiliyordu eğitimi. Öyle bir özel durumu da var. Yani eğitimliler için olan eğitimler bir de genel için olan eğitimler. Buradaki mesleki gelişim kısmında da kendi kendine Erasmus akreditasyonları var. Bu yurt dışındaki Erasmus akreditasyonları ile Türkiye'deki Erasmus akreditasyon uygulamaları biraz farklı. Tabii bazen pozitif bazen negatif olarak düşünebilir belki. Bu konuda da bir konuşma yapabilirim daha sonra ben. Bu akreditasyonlarla ilgili kısa bir kurs var burada. Ve daha sonra kurslar var. İkinci üç tane bölüm var burada. Overview kısmı var. Genel özet. Kurslar var ve arkasından da webinarlar var. Son webinarları ya da devam eden kursları burada görüyor olabileceksiniz. Ya da herhangi bir spesifik konuda yapılacak olan bir webinarı açıklamalarını burada bulabilir ya da geçmişte olan bir webinarın ya da bir eğitimi de burada, bir kursu da buradan arayabilirsiniz. Ve webinarlar kısmına geldiğimizde ise sanırım İzmir çok başarılı akreditasyon konusunda okullardan projeler istiyor ve ona göre değerlendiriyor. Oldukça başarılı. Yani olması gereken durum o. Bu Erasmus akreditasyonları konusunda yapılması gereken şey o. Temel felsefesi olarak. Ve burada da henüz yakında olacak bir webinar olmadığı için webinar kataloğunu burada göremiyoruz. Yakında bir webinar planlanmıyor burada. Ve tanınma kısmına geldiğimizde yine ESEP'in
bu bölümünde. Birazdan e-tuning'e geliyor olacağız. Evet, burada da genelde bakın ödülleri görüyoruz bu alanda. Hem kalite, hem etiketler var, kalite etiketleri, hem de ödüller var. Burada Avrupa Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Avrupa Kalite Etiketi hakkında bilgi bulabilirsiniz. Tabii yarın da gündeme gelecek bu. Bildiğiniz gibi artık ulusal iki aynı ülkeden iki ortağın olduğu projeler etiket alamayacak. Mutlaka iki Avrupa ülkesinden olması gerekiyor ortakların. Yani Avrupa projeleri artık ulusal kalite etiketi ve Avrupa kalite etiketi alabiliyor olacaklar. E-Twinning okul etiketi şu anda başvuruları devam ediyor. Ve burada da henüz kayıt probleminden dolayı bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Ve okul değişikliklerinden dolayı öğretmenler biraz kafası karışık oluyor. Mesela öğretmen bir okuldayken diğer okula gitmiş ve orada yeni okula başlıyor. Yeni bir okul açılmış mesela, yeni bir anaokulu. Oradaki okulunda da hiç çalışma olmadığı halde bu kalite etiketine, okul kalite etiketine başvuru diye çıkıyor. Onlar düzelecek çünkü o kısımdaki çalışmalar henüz bitmedi. Özellikle projelerin yüklenmesi henüz tam olarak bitmediği için öyle problemler yaşanabiliyor. Bu konuda da sabırlı olunması gerekiyor. Ve Avrupa Dil Etiketi yine bu etikette dil öğrenimi aralığında yapılmış olan çalışmalar, teknikler, girişimler gibi projeler var. Ve yine Erasmus Akreditasyon ve Mükemmellik Etiketi'nde de akredite olmuş okulların daha çok yaptıkları çalışmalar ve başarılı projeler, başarılı proje etkinlikleri, uyguladıkları teknikler gibi kaliteli hareket, yaptıkları kaliteli hareketliliklerin yer aldığı yine bu konuda ödüller geliyor. Oldukça başarılı ve genel olarak belki burada dijital yeterlilikler de olabilirdi. Belki ileride olabilir. Biraz bu yönden biraz bana eksik geldi burası. Çünkü bir sonraki tema büyük olasılıkla dijital kapasitenin geliştirilmesiyle ilgili olabilir. Öyle söylentiler var genelde. Bir açıdan belki dijital yeterlilik geliştirme de olabilir. Ve ödüller kısmına baktığımızda e-twinning ödülleri, Avrupa ödülleri var. Bir de Avrupa Yenilikçi Eğitim Öğretim Ödülü. Bu da yeni. Avrupa Yenilikçi Eğitim Ödülü okul eğitimi ve temel mesleki eğitim kısmına veriliyor. Gerçi tam yeni olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü iki yıldır sanıyorum, 2 veya 3 yıldır mesleki eğitim kısmında ödüller veriliyor. Ve burada da girişim Erasmus programı üzerine inşa edilmişti. Yine genelde Erasmus tabanında olan bir bölüm. Yani oldukça başarılı bu bölümü. Oldukça başarılı buldum ben de. Ve tanınma kısmıydı burası. Ağ oluşturmada ise kişilerin birbirleriyle etkileşim halinde olmaları. Hemen oraya bakalım. Geliyor. Evet, orası açılıncaya kadar, yani henüz sistem tam olarak oturmadığı için biraz sabırlı olmak her zaman önemli. Ve sorularınız da sürekli hemen telefonu sarıp ulusal destek servisi aramak yerine belki e-tuning koordinatörüne ulaşmanız size daha kısa yoldan bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Ona dikkat edelim lütfen. Ve bu A kısmında ise bakın bu menüde yine bir özet kısmı var, böyle genel özet. Okullar ve kurumlar var burada. Ortak bulma var, kişiler var ve projeler var. Ve genel bakış, kişiler, yani üstteki menünün açılımı aşağıda verilmiş. Bu okullar ve kurumlarda okul ve kurum araması yapabilirsiniz. Oraya açıyorum şu anda.
Burası da oldukça güzel bir bölüm. Yani hem bu alanda hem e-tealing yapan hem e-tealing yapmayan okulları bulma şansınız olabilir. Ortak bulma açısından oldukça güzel bir okul. Nasıl bir okul? Eğer kriterlerini yazıp aradığınız bir okulun kriterlerini yazdığınızda, detaylı arama yaptığınızda belki farklı şeylere de ulaşabilirsiniz. Bakın bu alanda bütün okullar ve kurumlar var. Yapmanız gereken sadece arama yapmak bu bölümden. Eğer bunu istediğiniz bir ortağınızın ya da kişinin okul ve kurumları varsa, farklı öğretim kurumlarında iseler eğer. Çünkü burada sadece okullar yok, eğitimle ilgili bütün kurumlar ESEP'e kayıt olabiliyor. Yine ortak bulma kısmı yine burada. Oraya da bakalım. Burada da yine kişileri, okulları, kurumları, farklı kurumları bulabilirsiniz. Eğitimle ilgili olan ya da eğitim politikaları ile ilgili olan. Hemen bakıyorum. Bakın Azerbaycan'daki bir öğretmenlik okulu görünüyor. Orası açılıncaya kadar. Romanya'da, Türkiye'de Demokrasi Anaokulu var. Tiflis, Georgia, Gürcistan gibi. Evet, burası da ortak bulma formu. Bakın burada proje tanıtımları var. Kısa proje tanıtımları. Orayı birazdan görüyor olacağız. Siz de eğer bir proje fikriniz varsa buraya gelip bu alana gelip buradaki app posting kısmına tıkladığınızda bunu yapabilirsiniz. Ve burada yaptığımız bir post yine bu alanda görünüyor olacak ve siz burada kendi proje fikriniz konusunda neler olacağını şimdi görüyor olacağız. Proje fikrinizi yazıyor olacaksınız kısa tanımlarla. Daha sonra insanlar oraya bakıp oradan size mesaj gönderecekler alt kısmında. İlk önce ne tür bir gönderi yapacaksınız? İTİM'in proje fikri diyoruz. Daha sonra sonrakine tıklıyoruz hemen. Yani burada hani eskiden forumlarda ortak arıyorduk. Burada da bu yapacağınız bir sonraki sayfada detaylı görüyor olacağız. Yaş grubunuz, yeterlilikleri, hedefleri, bakın her şeyi burada bulabilirsiniz şu bölümde. Proje fikri çeşidi deyince bu nasıl bir proje, yerel mi, Avrupa projesi mi, ulusal mı, Avrupa projesi mi, oradan bir tane seçiyoruz. Kurumda kendi kurumunuzla da direkt bakın benim okulum çıkıyor. Ve bir başlık, projenizin başlığı nedir? Tam başlığı bazen yazmanıza gerek olmayabilir. Çünkü projeniz oluştuktan sonra daha güzel bir başlık kullanabilirsiniz. Başkaları ilham alıp aynı başlığı kullanmasın diye. Projenizin kısa bir özeti. Özet kısmı burası. Burada biraz daha geniş bir açıklama. 400 kelime. Burası 1500 harf daha doğrusu. Ve projenizi simgeleyen ya da tanıtan bir resim. Daha sonra proje diliniz, ilgili alanları burada. Hepsini drop menüden seçebilirsiniz. Astronomi, biyoloji, kimya, vatandaşlık gibi. Diller, iki dil olabilir. Ya da her ortağın dili olabilir ama ortak dil İngilizce olabilir. Yine burada projeleri ya da proje fikrinizi yaparken ortak dilin İngilizce olması önemli. Yani her iki kurucu ortağın anlayacağı, özellikle NSS'lerin projeye bakarken anlayacağı dillerde yapıyor olmanız oldukça önemli. Yani sadece örneğin Türkçe olmamalı. Diğer ortağın dilinde de belki bir şey olabilir ama ortak dil olduğunda bu İngilizce olduğunda aradan kalkabilir. Ya da Türkçe kullanacaksanız eğer mutlaka kısa kısa İngilizce açıklamalar ya da kendi ortağınızın kurucu ortağınızın dilindeki bir şeyler de eklenebilir bu alana. Text kısmında ise bu proje genel olarak hangi kelimeleri karşılıyor, hangi alanlarla ilgili orada etiketler koymanız, projenin kolaylıkla aranırken bulunması için ve daha sonra ana yeterlilikleri, anahtar yeterlilikleri gelince bu projeden çok neyle ilgili
teknolojiyle mi, vatandaşlıkla mı, kültürel farkındalık ve ifadesiyle mi, yoksa literacy ile ilgili, okuryazarlıklarla ilgili mi, onları seçiyoruz. Birkaç tane olabilir genel olarak. Ve daha sonra da yaş grubu, ne kadar yaş grubu arasında çalışıyor olacaksınız. Bu duyurunun sistemde görünür olma süresi, bu da güzel bir durum. Belirli bir süre belirliyorsunuz. Belki bir hafta, belki iki hafta ya da bir daha kısa bir zaman ya da daha uzun bir zaman takvimden bir tarih seçiyorsunuz. Ne kadar görünür olacak bu herkes ise. Ve daha sonra her şey bitince de publish yaptığınızda, ben bir örnek göstereceğim birazdan size. Publish yaptığınızda ise bu demin gördüğümüz sayfadaki yerde görünüyor olacak. Bulmaya gidelim tekrar. Yani oldukça başarılı buldum bu bölümü de. Daha önceki proje fikirlerinde çok fazla bir çok aşırı bir detay yoktu. Sadece bir paragraf gibi bir şey oluyordu ya da biraz daha belki bilgiye ihtiyaç duyuyorduk ortak olurken. Ama burada oldukça başarılı bir durum söz konusu. Kişileri yine arayabilirsiniz buradan. Yani bu kişiler hem eğitimliliğe kayıtlı olan kişiler olabilir hem de ESEP'e kayıtlı, yani hiç eğitimliliğinde o, yani eğitimliliğin projeleri yapmayan fakat genel olarak ESEP'e kayıtlı ya da eğitimliliğe kayıtlı insanları buradan bulabilirsiniz, kişileri. Bu defa daha geniş bir ağ söz konusu. Neden daha geniş bir ağ? Yani hani mesela insanlar ESEP'e geliyordur, proje yapmak istemiyorlardır. Sadece kişisel ve mesleki gelişim, duyurular, trendleri takip etme kısmını istiyorlardır. Ya da proje yapan kişiler de proje yaptıklarında eğitimliğe kayıtlı olup proje yapıyorlardır. Yani daha geniş bir ağ söz konusu burada. Özellikle Erasmus ortakları bulmak için tabii biraz zaman alıyor. Biraz bekleyelim. Buradaki kişi aramaları yine tıpkı öncekiyle aynı. Önceki platformda olan gibi. Hem detaylı arama söz konusu hem de daha böyle isim yazdığınızda, örneğin kayıtlıysa çıkabilecek durumu var. Aslında buradan eğer açılmazsa sunudan devam edebilir. Burası var sunuda. Biraz daha bekleyin. Tekrar dinliyorum. Tüm projelere gidiyor mu? Burada da varlığa projeyi görüyor olacaksınız. Herhangi bir projeyi arayabilirsiniz bu bölümde. Ben sunuya geçeyim hemen. Sonra eğer açılırsa buraya tekrar geleceğim. Bazen çok hızlı açılıyor, bazen biraz daha zaman alıyor açılması için. Tekrar deneyeyim son kez. Sanırım şans yok. Şöyle sunuya geçeyim. Sunudan göreceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Hemen oraya geleyim. Bölümleri vardı burada. Ve tabii biraz da ekstra bilgi de vereyim bu arada. Ekran görünüyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Görünüyor hocam. Sunumuz görünüyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bakın iki kullanıcı var burada.
bu alanda. Kayıtlı kullanıcı. Bu kayıtlı kullanıcı derken sadece SAP kayıtlı olan kullanıcı. Bir de eTwinner var. eTwinning kayıtlı kullanıcı. Aradaki farka bakarsanız çok az bir fark görüyor olacaksınız. Mesela SAP kısmına sadece kayıtlı olan kişilerle eTwinning kişileri arasında sadece My Twin Spaces var. Yani Twin Spaces'lerin farklı. Bu bölüm sadece eTwinner'lere ait olan bölüm olduğu için ve projeye yani bir eTwinner olabilir. Eğer projesi varsa Twin Space oluyor. Projesi yoksa Twin Space olmuyor. Yani yine de gelip burada kişisel gelişimlerden, ortak bulmalardan, kurslardan, webinarlardan rahatlıkla yararlanabilir bir kullanıcı. Aradaki tek fark o. Ve üst kısma geldiğimizde ise mesajlar var. Burada bakın önce dil değişimi var. SAP'in üst kısmıydı burası. Daha sonra mail var. Burada mesaj gönderme. Ve burada da mesaj gönderirken iki şekilde olabilir. Eğer mesajınızı e-training'e kayıtlı bir kişiye gönderiyor iseniz direkt olarak buradan gönderebilirsiniz. Yani bu onun buradaki mesaj kutusuna düşer. Eğer e-training'e kayıtlı olmayıp SAP ya da sizin kontak listenizde yok, SAP'te var o kişi, o zaman o mesaj ona mail olarak gidiyor. Yani şöyle bir mesaj aldınız diye e-posta kutunuza bir mail geliyor burada. Mail diğerleriyle aynı. Ben burada bir Hüseyin Hanım'a bir mail gönderdim şey olarak, örnek olarak. Tabii isim aradım bir kullanıcıyı ve buldum. Ona mesaj gönderdim. Bak kayıt demiş, ismi çıkıyor burada. Ona dikkat edelim. Ve daha sonra profil kısmı geliyor. Bu SAP'teki profil kısmınız ve eğitimin bir profil kısmınız da aynı zamanda. Profil kısmınızda isminizin olduğu yer, mailin olduğu yer burası. Profilim kısmı adınız görünüyor. Ve bu profili düzenliğe tıkladığımızda, önce ona bakalım. Bakayım açıldım diğer taraf. Evet açılmış. Biraz buradan devam edeyim. Tekrar oraya gidelim. Burada da ekstra vermek istediğim biraz bilgiler var. Hayır. Ekranı kaybettim. Pardon tekrar paylaşayım. Evet. Profilinizi düzenle derken bakın. Burada isminiz. Yine tekrar sunuyu full screen yapayım. Adınız, soyadınız. Burada e-posta adresiniz. Bu daha önceki e-training'e kayıtlı olan e-posta adresiniz. Ne tür bir kurum, eğitim tipi nasıl? School education, okul eğitimi. Ülkeniz var. Ve daha sonra bir isminiz. Daha sonra kendiniz hakkında kısa bir açıklama. Neler, hangi projeler, nelerle ilgilisiniz, hangi projeleri yapıyorsunuz gibi o bölüm. Daha sonra diller, hangi dillerde iletişim kurmak istiyorsunuz. Alt kısmında ilgilendiğiniz alanlar var profili. Şu bölümde tekrar çok hassas. İlgilendiğiniz alanları bu alana, insanlar profilinize baktıklarında şu alanlarda ilgili olduğunuzu görüyor ve daha fokus oluyor proje ortağı konusunda. Bu time zone seçebilirsiniz, Brüksel'de seçebilirsiniz, Türkiye'den bir time zone'da seçebilirsiniz. Burada belki bu durum özellikle online toplantılar yapmak için biraz önemli. Örneğin slaytlarımız az kaldı, bitmek üzere. Yani biraz daha hızlı gideceğim bu bölümleri. Ve e-mail adresiniz, web siteniz varsa herhangi bir web sitenin linki ve içinde bulunduğunuz sosyal medya linkleri burada.
burada. Hemen diğer slide'a bakalım. Şöyle. Yine kimler görülebilir? Profiliniz kimleri görünebilir? Orada sadece eğitimlerim var. Ben genelde eğitimler falan yazdım. Ya da platforma kayıtlı olan kişiler benimle iletişime geçebilir dedim. Burada eğitimine katılın diye bir bölüm var. Eğitimin projeleri için uygun ve eğer hesabınızı deactivate yapmak istiyorsanız, yani kapatmak istiyorsanız orayı kullanabilirsiniz. Daha sonra iki bölüm, profilden sonraki bölümde kayıtlı olan kurumlarınız var burada. Daha önce benim iki kurumum var. Şu anda aktif olan şurası. Yeni bir kurum eklemek için de çok kolay. Oldukça rahat ekleyebilirsiniz. Yeni kurumlarınız, okulunuz değiştiğinde. Bu bölümde bakın, buraya geldiğinizde yeni kurum ekleye tıklıyoruz. Bu alana geldiğimizde ülkeyi seçiyoruz ve kurumumuzu arıyoruz burada. Ve kurumumuz eğer yoksa kendimizde kurum ekleme şansına sahip olabiliyoruz. Kendi rolümüzü yazıyoruz burada. Daha sonra yine ülkeye, yani en son bölümde kurumu bulduktan sonra da bunu gönder diyoruz ve kurumumuz gönderiliyor. Daha sonra da bu kurum validate olabiliyor. Yani onaylanabiliyor. E-Teaming alanına geldiğimizde, E-Teaming alanında 3 ana bölüm var. Gruplar, projeler ve destek kısmı. Genel olarak ilk girdiğinizde ana sayfada yine ön özet kısmı var. Burada genelde duyuruları buluyorsunuz. Mesela yapılmış, ulusal destek servisimiz tarafından yapılmış olan duyurular. Ve daha sonra gruplar var. Gruplara gidebiliyorsunuz bu alandan. Projeler var. Projelerinizi görebiliyorsunuz ve daha sonra da destek almak için de bir de öğrenme materyalleri de var orada, soru cevap gibi, oldukça rahat. Projelerinizde girdiğinizde bir projelerinizin listesi çıkıyor. Bunlardan bir tanesini tıkladığınızda kimler var projede ve kişileri nasıl davet edebiliriz projeye. Buradan da davet edebilirsiniz. TwinSpace'den de, TwinSpace'iniz açılınca TwinSpace'den de davet edebilirsiniz katılımcıları. Projenizi ve ağ oluşturmayı görmüştük demin. Neler vardı, kişiler vardı, proje fikri yazıyorduk. Deminki proje fikri yazdığımız yerde, proje fikrinizi yazdıktan sonra bu metin geliyor. Yani insanların gelip proje fikrinize bakıp eğer ortak olmak istiyorlar ise, bakın ben örnek bir tane yazmıştım ve mesaj geldi bir öğretmen arkadaştan, katılabilir miyim diye. Yani o projenize ortak olmak isteyenlerin mesajlarını hemen şu alanda görüyor olabileceksiniz. Bu alana yazıyorlar ve hemen altta görünüyor. Ve kişileri arama kısmında ise tıpkı diğeriyle hemen hemen aynı, detaylı arama söz konusu. Burada kalmıştık geçen o bakarken. Mesela burada Bircan Hanım'ı aradım. Bircan Hanım hemen buldum. Buraya kayıtlı. Ve kayıt tarihi yazıyor. Bakın eğitimleri mi? Evet, eğitimleri ve çalıştığı kurum yazıyor ve adı var burada. Bircan Hanım'ın ismini tıkladığımda şuraya bakalım. Ve Bircan Hanım hakkındaki profil bilgileri çıkıyor. Ve aynı zamanda kurumları çıkıyor ve siz bu kişiyi isterseniz kontak listenize ekleyebilirsiniz. Kontak listenize eklediğinizde Bircan Hanım'ın profil resminin orada bildirimler gelecek. Oraya baktığında size kabul edebilir. Ve projelere baktığımızda yine burada en önemli yerlerden bir tanesi bir proje nasıl oluşturacak gibi lideriyle yine yakın projelere tıkladığımızda isterseniz burada projeleri arayabilirsiniz. Ya da bir proje oluştur kısmına tıkladığımızda ise çok yine yumuşak bir yani rahat yapabileceğiniz bir durum söz konusu. Önce okulumuzu seçiyoruz. Sonra next diyoruz proje oluştururken. Daha sonra ortak kurumu yazıyorsunuz burada. Ben Kenan Hoca'yı seçtim.
ortak olarak. Tabii bu örnek sadece. Daha sonra yine Next dedim. Ve daha sonra projeyle ilgili önce bir tanıtım, başlığı, kısa önce başlık, sonra kısa bir özet. Projenin dilleri, tıpkı proje birimi, tıpkı proje fikrinizi yazarken yaptığınız gibi olan durum, dilleri ve öğrenci sayısı, yaşları gibi bütün ilgi alanı olan konular, mesleki alan. Burası biraz daha farklı olmuş. Hem mesleki konular var hem de genel konular var. Ve ana yeterlilikler var bu bölümde. Key competencies, boğazım sesim çıkmıyor, o yüzden söyleyemiyorum. Competencies ve aynı zamanda aims var. Burada da hedeflerini yazıyoruz. Hedeflerini yazdıktan sonra çalışma work process var. Nasıl olacak? Çalışma süreci. Expected results var. Burada da beklediğiniz sonuçlar nedir? Onları yazıyoruz. Daha sonra projeyi ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Ekstra bir belge varsa onu da buraya ekliyoruz ve daha sonra next diyoruz. Next'e tıkladığımızda şu ortaya çıkıyor. Yani hepsi burada. Ve daha sonra kurucu ortağın, siz bunu gönderdikten sonra kurucu ortağın onayı gerekiyor. Daha sonra ulusal destek servisleri onaylıyor. Ve onlar onayladıktan sonra da Twin Space'iniz burada oluşuyor ve böylece bir projeniz oluşmuş oluyor. Bu projenin onaylanması yoğunluğa bağlı olarak bazen bir hafta, en az belki bazen iki hafta beklemeniz gerekebilir. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Tabii inceleniyor, iki ulusal destek servisi bakıyor buna. Ve eğer kendi dilinizde, yani mesela kurucu sizsiniz, Türkçe yazdıysanız bunu mutlaka ortağınızın dilinde de bir şeyler eklemeniz gerekiyor ki diğer NSS, yani diğer kurucu ortağın NSS'i bunu o da anlayabilsin. O önemli bir nokta burada. Ve Adil hocam burada girebilir miyim sözü? Lütfen buyurun. Ben de hemen bir yudum söyleyeceğim. Ben de burada özellikle doğrusunu isterseniz müdahil olmak istedim. Çünkü önemli bir şey Adil hocam, sizin de belirttiğiniz gibi proje başvurusunu yaparken burada projenin dili değil, ulusal destek servislerinin aslında değerlendirebilmesi için ortak bir dil kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer biz sadece Türkçe dilinde ya da sadece ortağımızın dilinde proje başvurusunu yaparsak diğer ulusal destek servisi bunu değerlendirmekte zorluk çekiyor çoğu zaman. Bazı ülkeler çok fazla sorun etmiyor. Google çeviriyi kullanarak anlamaya çalışıyor ama çoğu zaman bununla karşılaşmıyoruz ve çeviri talep ediliyor. Ya ortağınızın kendi dilinde ya da ortak dil olan İngilizce'de bir metin hazırlarsanız başvuru formunu düzenlerken, başvurunuzu yaparken onay sürecinde en azından uzatmayacaktır. Çünkü bu çeviri konusunda çok sorun yaşıyoruz ve doğrusunu isterseniz onay sürecinde uzatıyor. Teşekkürler Adil Hocam. Çok sağ olun. Yani eğer Türkçe ise ya da karşı taraftaki ortağınız kendi dilinde yazıyor ise bunu, mutlaka sizin de oraya bizim ulusal destek servisimizin anlayabileceği bir şeyler eklemeniz gerekli. Adil Hocam, unutmadan bir şey daha ekleyebilir miyim? Lütfen buyurun muhteşem. Hocalarımız yalnız bunu proje diliyle karıştırmasın lütfen. Evet. Proje dili farklı, başvuru dili farklı olarak düşünelim. Başvuru formunu biz ulusal destek servislerinin onayına sunduğumuz için ortak bir dil olması gerekiyor dedik. Ama siz projenizin dilini projenin ortaklığı hangi dilde anlaşabiliyorsa ona göre düzenleyebilirsiniz. Veya projenin temasına göre Fransızca eğitimi veren iki öğretmen sadece Fransızca kullanarak da bir proje yürütebilir. Bunda bir sorun yok. Muhteşem. O önemli, oldukça önemliydi. Yani projenizin daha kısa bir sürede onaylanması için, yoksa Zuhal'ın da söylediği gibi ortak kurucu NSS, Türkiye'deki NSS arıyor ve bu konuda biraz özet istiyor. Ne konuda olduğu konusunda, o da tabii onaylanması konusunda zaman oluşturuyor. Çok sağ olun Zuhal'ın. Ve daha sonra tabii projeniz oluştuktan sonra Twin Space'e geliyoruz.
TwinSpace'te ise tabii projenizin olması gerekiyor TwinSpace'i görebilmek için. İlk kısım, review kısmı, bu ana kısım. TwinSpace'e girdiğinizde nasıl gireceksiniz TwinSpace'iniz oluşturduğunuzda? Projelere gireceksiniz ve şu lütfen şu turuncu olan oku, bir oka dikkat edin. Burada proje oluşturum kısmı var. Project Options options kısmı. Ona tıkladığınızda go to TwinSpace kısmı var. Yani proje TwinSpace'inize gitmek için proje seçeneklerine tıklıyoruz. Arkasından da TwinSpace'e gidene tıklıyoruz. Bu alan kaldırıldı. Şu anda yok. Çünkü henüz kalite etiketleri yüklenmedi oraya. Yüklendiğinde orayı görüyor olacaksınız. Yani şu andaki bu sunuda bu bölümü önce bir denemek için konmuştu. Ben o sırada aldım ekran alıntılarını. Hatta bu projeyi bir canına Kenan Hoca oluşturdular. Muhteşem bir yardım oldu tabii bizler için de bu sunuyu hazırlayabilmek için. Teşekkür ediyorum kendilerine. Her zaman iyi çalışıyorlar. Her konuda çok teşekkürler. Ve yani bu kısmı görmüyoruz. Şu özellikle My Labels and Awards kısmını görmüyoruz ya da Apply for Label'ı görmüyoruz. Ve alt kısmında ise projenizle ilgili bilgiler var. Orayı görüyoruz. Ve daha sonra TwinSpace'e geldiğimizde ise burası ana sayfa. Ve ana sayfada ise daha önce yapılmış olan öğretmen bülteni veya daha önce yapılmış olan gönderiler var. Burası bir log gibi, tıpkı yani her şeyin kabul edildiği, kayıt edildiği yer gibi düşünebilirsiniz. Kim hangi çalışmaları yapmış. Ve yeni update'ler burada. Yine tekrar ben büyüteyim. Yani güncellemeler var burada tamamen. Böyle daha iyi görüyor olacaksınız. Burası da projenin özet kısmı. Öğretmen bültenini görüyorsunuz. Pardon, tekrar gösteriyor olacağım burayı. Yani galiba bir önceki TwinSpace öğretmen arkadaşlar daha çok seviyorlardı bu. Benim Antalya'daki edindiğim izlenimlerde. Şuraya tekrar gideyim. Öğretmen arkadaşlar daha önceki TwinSpace'in sayfa yapısının daha güzel ve daha gösterişli olduğunu söylemişlerdi. Bu da öyle oluyor olacak. Çünkü henüz daha tam oturmadığı için öyle görünüyor. Özellikle sayfalar kısmı. Ve şu alana tıkladığımızda sayfam hep kayıyor. Tekrar bakalım. Evet. Bu Create Post'a tıkladığınızda tıpkı diğerindeki gibi öğretmen bülteni var burada. Bir gönderi yapabilirsiniz. Bu öğretmen bültenlerinde yaklaşıyor olan etkinlikler ya da yapıyor olacağınız bazı güncellemeler ya da toplantıların duyuruları genelde orada oluyor. Burasıydı. Şöyle yapalım. Burada bir gönderi oluşturuyor, tıklıyoruz. Ki bu alanda da yaptığınız gönderilerin bu bölümde kaç tane kişi online'sa onu görüyoruz. Burada sadece ben online'dım o sırada. Ve direkt olarak chat room'a gidebiliyorsunuz. Burada yine bir sekme var. Chat room'a gitme sekmesi. Alt sayfanın alt kısımlarına gittiğinizde ve burada ise güncellemeler var. Daha sonra sayfalara geldiğimizde, hemen sayfalara gidelim. Sayfalara geldiğimizde bir sayfa oluştur diyoruz. Create page. Daha sonra başlık yazıyoruz. Hangi konuda bu sayfayı oluşturuyorsunuz? Ve daha sonra bu alt başlık mı olacak, ana bir başlık mı? Yani bir sayfa oluşturdunuz, ona bir eklenti, başka bir sayfa mı oluşturacaksınız? Yoksa ana sayfa mı? Ona dikkat ediyoruz burada. Parent page'i söylerken. Ve daha sonra sayfa oluştura tıklıyoruz ya da iptal et diyoruz. Bu yan tarafta ise daha önce oluşturmuş olduğunuz sayfaları görüyor olacaksınız. Hemen şu bölümde. Ve yine alt kısmında eğer isterseniz tartışma bölümüne gidebilirsiniz. Forum kısmı burası. Bütün tartışmaları oradan ulaşılabiliyor. Ya da sayfa seçenekleri ve fonksiyonları kısmı. Burada da bilgiler alabilirsiniz. Sayfa oluşturu tıkladıktan sonra bu alan açılıyor. Bu alanda bakın başlığınız burada.
ve içerik ekleme bölümü var. Text content kısmı. İçerik ekle diye tıkladığımızda yine yan tarafa gelelim önce. Yaptığınız bir sayfayı üst kısımdan ön izleme yapabilirsiniz, iptal edebilirsiniz veya değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Ve burası önemli. Görünürlük. Örneğin yine proje etiketi değerlendirmeleri sırasında öğretmen arkadaşlarımızın bazıları burayı unutuyor. Ve sadece kendilerini görebileceği direkt olarak yapıyorlar burayı. Öyle olduğunda da tabii değerlendiriciler görmediği için ben her şeyi yapmıştım, neden öyle oldu deniyor ve sonradan sonuç ortaya çıkıyor tabii ki. Direkt'te kaldığı için görünüyormuş her şey. Yani bu bölümde isterseniz sadece sizin görebileceğiniz ya da internetteki herkesin görebileceği ya da proje üyelerinin, Teamspace üyelerinin sadece görebileceği seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ve kimlere izin veriyorsunuz bu alanda? Yöneticiler, öğretmenler, isterseniz öğrenci yöneticilere de izin verebilirsiniz ya da öğrencilere. Tabii ki bu biraz sakıncalı. Çocuklar bir şey bilmediği için bir şey değiştirebilirler belki uğraşıyorken. Ve aynı zamanda ziyaretçiler var. Ziyaretçiler genelde şu amaçla davet ediliyor. Projeye davet edilip geri dönükler versinler diye ya da proje yaygınlaştırması olarak da olabilir. Daha alt kısmında ise yine forumlara giden tartışmaya izin ver. İnsanlar girip fikirlerini yazabilirler sayfanın altına, onun gibi. Ve burada da sürüm geçmişi var, hala beta aşamasında olduğu için, yani ya da oluşturulduğu sayfayı belirtmek için, bu sayfanın ne zaman oluşturulduğunu belirtmek için. Bir de içerik ekleye tıkladığımızda bu bölümde text içeriği var. Bir sonraki sayfada daha detaylı görüyor olacağız. O kısma tıkladığımızda iki menü açılıyor. Text içeriği ve bir anket yapabilirsiniz orada. Eğer text içeriğini tıkladığınızda ise bakın tıpkı diğer bu sayfada text içeriğini tıkladığınızda ise tıpkı diğer Teamspace'deki sayfalarda olduğu gibi bir yazı bölümü açılıyor bu alanda. Burada link ekleme, embed yapma mümkün. Embed kodu bu defa en alttaki şu buton, bu en altta gördüğünüz buton, yuvarlak gibi görünen buton, embed butonu. Yani bir Padlet'i ya da bir web aracını, bir Wakelet'i burada gösterebileceğiniz bir alan gibi. Yine bu alanda embed kodunu kullanarak tabii bir sürü yan sayfada gördüğünüz gibi bir video koyabilirsiniz oraya. Ya da bir web aracını gömebilirsiniz. Ya da text, resim ekleyebilirsiniz. Yalnız web aracını embed yaparken embed kodunun içine bakın. Orada SRC diye bir yazı göreceksiniz, 3 harfli. Ve o SRC'den sonra bir link, tırnak işareti içinde verilmiş bir link var. O linki kopyalayıp yapıştırmanız yeterli oluyor. Buradaki embed kısmını tıklayıp o linki üst kısma yapıştırdığınızda belki büyütüp küçültebilirsiniz oradaki düzenleme kısımlarıyla. Ama sadece SRC linkine yapıştırmanız yeterli. Ve içerikleri koydukça bu şekilde görünüyor. Madde işaretleri koyabilirsiniz, text koyabilirsiniz, resim koyabilirsiniz bu alana. Ve unutmamanız gereken tek şey burada sayfanız bittikten sonra kimin görüyor olabileceğini ve kimlerin düzenliyor olabileceğine izin vermeniz. Eğer bu sayfa işbirlikçi bir sayfaysa, öğretmenlere ya da yöneticilere izin vermediyseniz onlar buraya bir şey ekleyemezler. O açıdan önemli. Ya da Teamspace üyeleri demezseniz ya da herkese açık demezseniz, ki bu pek tercih edilen bir durum değil. İnternetteki herkese açık olması bazen belki değerlendirme için yapılabiliyor. Ya da sadece kendinizde taslak olarak bıraktığınızda da kimsenin görmeyeceğini her zaman hatırlayın. Yani sayfa oluştururken burası sizin en çok hatırlayacağınız bölüm olması gerekiyor. Diğer özellikler tamamen daha önceki sayfalardaki yapıyla tamamen aynı. Ve materyallere geldiğinizde yine burada 3 tane bölüm var. Tıpkı diğerinde olduğu gibi
resimler, videolar ve dosyalar var bu bölümde. Yükleme yine aynı, dosyaları yine oluşturabiliyorsunuz. Burada örneğin video daha önce sadece link olarak konabiliyordu. Ama belirli bir sayısı açmamak şartıyla kısa bir video ve bilgisayarınızdan da buraya yükleme yapabilirsiniz. Öyle bir özelliği de gelmiş. Çok büyük olmamak kaydıyla. O alt kısmında göreceksiniz sizden ne kadar, size ne kadarlık bir dosya miktarı verdiğini. Ve yine diğer kısımda ise bir klasör oluşturup yine çok pratik, geriyle aynı zaman kazanmak için söylüyorum. Kendinize ait bir klasör oluşturup kendi belgelerinizi onun içine atabilirsiniz. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir alan burası. Ve diğer bir bölüme geldiğimizde bu bölüm forum alanı, yani daha çok tartışmaların yapıldığı, öğrencilerin belirli konular üzerinde tartıştıkları ya da sizin açtığınız topikler üzerinde konuşuyor olmaları, öğretmenlerin ya da öğrencinin sizin kararınıza göre. Burada ise yeni bir konu başlığı açmak için yeni bir konu başlığı, ben yeni Team Space alanı diye ekledim burada görünmesi için. Daha sonra kullanıcılar gelip buraya tıklayıp açılan bölümde, şu bölüme dikkat edin lütfen, o bölümde fikirlerini yazıp gönderi tıklıyorlar ve o postun altında bu yazdıkları şeyler görünüyor. Oldukça pratik yine, tıpkı diğerleriyle tamamen aynı. Şöyle biraz daha büyüteyim sayfayı. Evet, bakın burada daha fazla seçenek istiyorsanız konu başlığını sil, eğer isterseniz buradan bu konuyu silebilirsiniz tekrar. O özellik de var. Eğer hedefine ulaşmadıysa orada boş kalmaması için belki bunu silmeniz iyi bir fikir olabilir. Bu da diğer Twin Space'de olan forumlarda tamamen aynı ve her sayfadan bu forumlara ulaşabilirsiniz. Sayfalar altındaki yorumlara buradan ulaşabilirsiniz. Sizler soru sorabilirsiniz orada. Oldukça başarılı bu bölüm. Ve yine tıpkı diğer Team Space'de olduğu gibi çok az kaldı. Toplantılar var ve chat room var burada. Toplantılara tıkladığımızda chat room bildiğimiz gibi tabii çok aktif bir şekilde herhalde kullanılmıyor projelerde. Ama şöyle yapılandırılmış olarak, fikir olarak veriyorum. Kullanabilirsiniz. Bütün ortakların, öğrenciyle öğretmenler belirli bir saatte orada toplanır. Ve siz bir başlık yazarsınız. Öğrenciler o başlık konusunda fikirlerini yazarlar. Mesela öyle bir chat, yapılandırılmış bir chat yapabilirsiniz. Ve bu da işbirlikli bir çalışma olur böylece. Oldukça öğrencilerin kaynaşması için çok iyi bir şey olur. Ya da herkes bir araya gelir, bir quiz yaparsınız burada. Bütün ülkelerin bazı özelliklerini sorabilirsiniz. Yani aslında mantıksal olarak çok iyi düşünülmüş bir şey. Sadece bizim onu kullanırken biraz daha yaratıcı düşünmemizde fayda var. Ve toplantılarda daha önceki toplantılarda hemen hemen aynı. Yine bir toplantı oluştur. Yine kaydı sayfam sanıyorum. Hemen geleyim o sayfaya. Evet, bir toplantı oluştur butonuna tıklıyoruz. Toplantıya tıkladıktan sonra. Şuraya tekrar gideyim. Pardon. Mouse'um hemen kayıyor sanırım, o yüzden. Şöyle yapayım. Şuradan geleyim tekrar. Bir toplantı oluşturu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu form çıkıyor karşımıza. İlk önce bir başlık. Evet. Daha sonra bir üst kısma tekrar baktım. Bir başlık ekliyoruz. Daha sonra bu toplantıyla ilgili kısa bir bilgi olabilir. Hemen alt kısmında mouse tutuyorum. Çünkü hemen diğer sayfaya geçiyor. Katılımcı sayısını seçebilirsiniz bu alandan. Kaç katılımcı bekliyorsunuz. Daha sonra kayıta izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz kısmı var. Buraya yes veya no
iyi bilirsiniz. Yapmayacaktım ama tekrar yaptım tabii ki. Hemen tekrar geleyim oraya. Evet. Mouse'u biraz oynatmayayım. Daha sonra süresi ne kadar olacak? 1 saat ya da 30 dakika, 45 dakika gibi. Tarihini seçebilirsiniz takvimden. Tarihi seçtikten sonra mutlaka Search Time Slot kısmı var. O alanda size eğer uygunsa o seçtiğiniz o tarihteki 30 dakikalık size uygun olan bölümleri gösteriyor. Siz oradan uygun olan bir tanesini seçiyorsunuz kendinize göre. Ve daha sonra da Create'e tıklıyoruz. Ben bu bölümde tabii Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında kış saati olduğunda 2 saat zaman farkı var. Zuhal Hanım orada mısınız? Buradayım Adil Hocam. Bunu ben yine sizden rica edeyim lütfen. Bu kış saati uygulamasında eğer Avrupa saati seçersek, Türkiye saati seçersek ne oluyor diye. Şöyle Adil Hocam, önceki platformda da aslında durum aynıydı. Az önce sizin profil düzenleme sayfasında gösterdiğiniz gibi bizim zaman dilimini seçmemiz aslında dikkat etmemiz, daha doğrusu seçerken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Mesela burada biz etkinlik oluşturduğumuzda zaman dilimini seçerken Brüksel saatine göre gösteriyor. Ama kaydettikten sonra görüntülediğimiz saat bizim profildeki saat ayarımıza göre değişiyor. Örneğin ben burada Brüksel saatine göre 9'da gösterilen bir etkinliğin saati seçtim ve etkinliğimi oluşturdum. Ama benim profilimde İstanbul ayarlıysa saat dilimi olarak o 11 olarak gösterecektir. 2 saat ileri yani Brüksel saatinden 2 saat sonrasını gösterecektir. Evet. Ama eğer orada Brüksel olsaydı bizimkinde o zaman aynı saatte yapıyor olacaktı. Aynı saati gösterecekti. Evet, 9'da oluşturduğum bir etkinlik yine bana etkinlik saati sonradan görüntülediğimde de 9'da görünecekti. Ama eğer dediğim gibi Türkiye saatini seçmiş olsaydık o 2 saat ileri olarak görünecekti. Karışıklık yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Zuhal Hanım, eğer orası Brüksel saati olarak hep kalırsa bir sakıncası var mı? Yok, herhangi bir sakıncası yok. Sadece kullanıcıların kendi tercihine bağlı. Karışıklık yaşamayacaklarını düşünüyorlarsa her ikisini de seçebilirler. Muhteşem. Çok sağ olun. Burası oldukça önemliydi. Çünkü kış saatlerinde bizim ekstra 2 saat yani çok geç oluyor. O yüzden öyle bir toplantı ortaklarınızla yaptığınızda Brüksel saatine göre yaparsanız o Avrupa saati oluyor. O zaman beklemeden aynı saatte yapma şansınız olabilir. Bu da önemli bir detay bu konudaki sevgili arkadaşlar. Ve son bölümde ise burası artık son üyeler ekleme kısmı. Bu bölümde yine tabii görüyorsunuz bu projeyi Bircan Hoca ile Kenan Hoca oluşturdu ve çok büyük bir kolaylıktı. Tekrar teşekkür ediyorum. Burada bu projede bir tane öğrenci, 4 tane öğretmen var şu anda. Ve pardon, yine hiç mouse'umu oynatmamam gerekiyor gibi sanki. Şurayı büyüteyim tekrar. Evet, bakın kullanıcı davet et. Şurada invite. Hemen şu okların olduğu yere bakın lütfen. Turuncu okların olduğu yere. Orada invite, add, invite iki seçenek olmuş. Üyeleri da ekleyin, davet edin kısmı var. Ve öğrenci ekle ya da diğer bir kullanıcı ekle bölümü var. Öğrenci ekle dediğimizde direkt olarak öğrenciyi ekliyoruz. Birazdan onu göreceğiz. Diğer kullanıcıları ekle dediğimizde ise öğretmen de ekleyebiliriz buradan. Şimdi oraya geliyor olacağız. Bakın bir diğer kullanıcı davet et derken bir box açılıyor. O box'ta seçiyorsunuz. Pardon, orası değildi. Birazdan göreceğiz orayı. Yani bir alan açıyor. Siz o alandan kişiyi arıyorsunuz ve kişiyi bulduğunuzda da direkt olarak davet
linki gönderiyorsunuz kişiye. Öğrenci davet ettiğimizde ise hemen oraya gidelim. Şu üç kısım, daha önceden öğrenci ekleyin, var olan öğrencileri ekleyin ve öğrencilerin import yapın, yani listesini dışarıya aktarın kısmı var. Listeyi. Evet. Yani listeyi yükleyip de öğrencilerin isimlerini oraya tekrar yükleyebilirsiniz. Bir liste yükleyip. Birazdan ona bakacağız. Ve burada örneğin bir isim var. Tabii siz öğrencilerin isimlerini lütfen yazmayın. Mesela Miraç, ben Miraç'ın ismini kullandım burada. Miraç K olabilir burası. Onu anlatmak için bunu söyledim. İki şekilde oluyor password, yani şifre. İsterseniz generate yapabilirsiniz, otomatik olarak geliyor. Ya da siz kendiniz de şifre yazabilirsiniz bu alana. Ve rolünü seçiyoruz bu bölümden. Üye mi olacak yoksa öğrenci yönetici mi olacak diye. Bütün öğrencileri buraya yaptıktan sonra TwinSpace'e ekleye tıklıyoruz. Ve daha sonra da başarılı bir şekilde hepsi eklendikten sonra da onların listesini alabiliriz. Ya da burada bu CSV kısmı olan kısım var. Oradan da onları ekleyip büyük olarak bir listeniz varsa o şekilde ekleyip öğrencilere passwordler orada da yüklendikten sonra listesi görülecek. Orada da öğrencilere şifreler verebilirsiniz bu alanda. Yani iki şekilde, hem liste halinde dosya buradaki SCV şeklinde olmalı ya da kendiniz birer birer ekleyebilirsiniz. Bir de gruplar ile şuraya tekrar geleyim. Az kaldı, bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz uzun oldu gibi yine. Gruplarla TwinSpace arasındaki farklar şu. Genelde özellikler gördüğünüz gibi çok fazla fark yok. Sadece gruplarda öğrenciler olmuyor. Fakat gruplarda öğrenciler yok. Fakat TwinSpace'de öğrenciler var. TwinSpace'de yönetici ve üyeler var. Gruplarda yönetici, uzman, üye biraz daha genişlemiş. Örneğin yönetici, uzman, ESEP üyesi, yani gruplara eTwinning'de olmayıp ESEP'e kayıtlı olan insanlar da gruplara katılabilirler. Bu Erasmus'u desteklemek için bu tamamen. Ve gruplar genel olarak tabii ki bir grup oluşturduğunuzda bu CSS tarafından onaylanması gerekiyor. O önemli. Yalnız bu beta aşamasındayken şu anda bazı gruplar otomatik olarak, yani gruplar otomatik olarak onaylanıyor. Ama bu geçici bir süre için, normal sistem çalışır hale geldiği için. Bunun nedeni şu: grup fonksiyonu iyi çalışıyor mu diye onu test etmek. Bugün sorduk. Yani test etmek için öyle bir durum geliştirmişler. Ve ikisi arasındaki farklar genel olarak bunlar, roller. Burada CSS'in tabii projeye de NSS'lerin değerlendiriyor olması önemli. Yapı olarak da TwinSpace'e çok benzer bir yapısı var grupların. Siz de orada sayfalar oluşturabiliyorsunuz, tartışmalar yapabiliyorsunuz ya da tematik olarak bir konuyla ilgili çalışmalar yapabiliyorsunuz. Diğer ekle kısmında ise orada projenizi TwinSpace'ten de bir öğretmeni ekleyebilirsiniz. Bu ziyaretçi olabilir ya da kayıtlı biri olabilir. O aynı süreç onun için de geçerli. Ve platformda destek almak için bu iki linki kullanabilirsiniz. ÜDS'ye başvurmak için buraya yazdığınızda hangi ülkeden geliyorsa o ülkenin ulusal destek servisine gider bu mesajlar. Ya da platform hakkında genel bilgi almak istiyorsanız da www.sf.eu bölümünden destek alabilirsiniz. Ve neler olacak yakında? Yani bu süreçte daha neler var? eTwinning etiketi başvurusu devam ediyor. 31 Ocak'a kadar devam edecek. Yine aslında daha yılbaşından önce
kalite etiketleri adaylığının açıklanması gerekiyordu. O süreç tabii biraz geciktiği için bu Ocak ayı büyük olasılıkla tabii hala tahmin olabilir. Eğitim ödülleri yine o süreç içerisinde gerçekleşiyor olacak. Ve bu alanlarda son kullanıcılara erişinceye kadar yani paydaşların ihtiyaçları belirlenecek. Daha sonra ona göre düzenlemeler yapılacak. Platformun kullanıcıları. Bu durum daha çok 2023 süresi içerisinde bu son bölümler biraz daha geniş bir alanı kapsayabilir belki. Örneğin Erasmus araçlarına eklenmesi, eğitimin topluluk özelliklerinin geliştirilmesi, biraz daha çeşitlendirilmesi gibi bir takım özellikler var. Hatta yarın göreceğiz. Bir takım yenilikler var. Olmayan şeyler eklenecek. Zuhal Hanım'a soruları soracağız yarın. O bize detaylı açıklayacak. Yani yenilikler de var. Süreç hala devam ettiği için büyük bir kısmının eğer her şey yolunda giderse Ocak-Şubat ayında tamamlanması gerekiyor. Diğer taraflarda da testler, daha ekstra özellikler geliyor olacak. O konuda karşılaştığınız problemlerde biraz sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü sistem hala çok kararlı değil. Arkadaşlarınız aynı problemi yaşıyor mu? Onları sorabilirsiniz öncelikle. Ya da hemen ilk koordinatörünüze de ulaşmadan belki bir test yapabilirsiniz. Yakın bir ortağınızla aynı problemi o da yaşıyorsa genel bir problemdir bu. O açıdan önemli. Ve son olarak da artık Avrupa Komisyonu, artık gerek EİT'nin gerek ESET'in BES2 gelişim alanı Avrupa Akademisi. Avrupa Akademisi'nde çok yakın bir zamanda burada bütün EİT'nin BES2 gelişim alanı burası oluşturuyor olacak. Burada hem webinarlar olacak, hem yapılan farklı toplantıların bilgilerini görüyor olabileceksiniz. Hem kurslar alabiliyor olacaksınız. Burası ana sayfası. Yine bu bölüme eTeaming'de kullandığınız şifreyle girebilirsiniz. Buraya girdiğinizde mesleki gelişim kısmı bu eTeaming'in mesleki gelişim kısmına hemen hemen benzer bir kısım ama yakında burada daha kısa webinarlar, daha fokus şeyler varken orada biraz daha mesleki gelişim, daha geliştirici konular olacak. Gerçek mesleki gelişim alanı olacak daha doğrusu bu alan. Ve kayıt olup girdiğinizde ilk önce kurs kataloğunu görüyor olacaksınız. Bizim de burada iki tane eğitimimiz var Türkiye'den. Benim iki eğitimim var. İsterseniz girip oraya bakabilirsiniz. Oldukça farklı uygulamalar ve farklı yaklaşımların olduğu eğitimler, buradaki eğitimlerin hepsi. Kurs kataloğuna baktıktan sonra bir kurs nasıl olur? Mesela bir kurs hakkında bilgi almak istiyor iseniz, o kursun başlığına tıkladığınızda onun hakkında hemen bilgiler geliyor. Kurs hedef kitlesi var burada, kurs hakkında detaylar, öğrenme hedefleri gibi. Şu kısım kursun modülleri şu alanda. Şurada kursun ratingi var. Kursu nasıl değerlendirdiğinize dair geri dönüş isteniyor sizden. Kurs bitirdikten sonra kurslu. Ve kurs içine girdiğinizde modülleri bu şekilde görüyorsunuz. Genelde 4 modül veya 5 modülden oluşuyor. 2 haftalık bunlar yoğunlaştırılmış yeni kurslar. E-learning ile alakalı olan kurslar olduğu için. Yani e-learning lab'in daha gelişmiş şekilde burada görüyor olacaksınız. Kurs sayfasına girdiğinizde ise kurs hakkında bilgileri burada buluyor olacaksınız. Ice breaking activity'ler var ilk başta. Daha sonra hoş geldin ile başlıyor. Ve sizin kursları aldıkça kayıt olduğunuzda şu köşeye bakın lütfen. Şu alana, burayı biraz büyüteyim. Burası sizin dashboard'unuz Avrupa Akademisi için. Burada notlarınız, profiliniz, aldığınız eğitimleri göreceksiniz dashboard'unuzda. Size gelen mesajların hepsini bu alanda görüyor olacaksınız. Ve kurslara başlamak için de buradaki bölümleri kullanmanız gerekiyor. Bu alanda anonslar yani bildirimler söz konusu, güncellemeler. Benim yaptığım güncellemeler var burada. Ve genel olarak kurs aramak dashboard'unuza gittiğinizde ise profilinizden dashboard'unuza tıkladığınızda aldığınız kurslar burada
görür olacaksınız. Bu da ikinci kursum benim buradaki. Bu da çok farklı bir kurs yapılandırılmış, farklı bir şekilde yapılandırılmış bir kurs bu. Gelecek trendleri çok kapsıyor. O yüzden Emerging, Adapted Emerging Technologies in Education adı. Gelişen teknolojileri eğitime uyarlama kısmı var. Yani her aldığınız kısmı burada. Burada sertifikalarınızı görüyor olacaksınız. Bitiyor. Yine kaçırdım bir bölümü. Özür dilerim. Şu geri gidiyorum hemen. Şurada bir şey söylemek istiyordum. Evet. Bu alanda ise hemen yan tarafında bitirdiğiniz kursların sertifikalarını görüyorsunuz. Şu alanda. Yani oldukça rahat bir platform çalışmak için. Profil sayfanızı görüyorsunuz. Buradan bir sürü kişi sizin iletişime geçebiliyor kursu alırken. Yani bir network burada da oluşturabiliyorsunuz. Katılımcılar çok samimi. Ve eğer buradaki eğitim e-tuning, sadece e-tuning ile ilgili değilse, genel bir eğitimse, bütün dünyadan insanları tanımanız burada mümkün. Amerika'dan katılımcılar vardı mesela bir önceki kursumda. Çok hoşuma gitmişti. Çin vardı. Düşünsenize çok hoş, yani çok sıra dışıydı, oldukça başarılıydı. Burada bildirimler, öğrenme planlarınız, sertifikalarınız, her şey bu alanda. Ve ana başlığa girdiğinizde de sizi yönlendiriyor ana sayfaya geldiğinizde. İsterseniz konuya göre araştırma yapabilirsiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir konunun adını şuradaki ikinci turuncu oka yazdığınızda o konuyla ilgili bütün eğitimleri, örneğin teknoloji yazdığınızda teknolojiyle ilgili bütün eğitimleri orada görüyor olacaksınız. Ve yine kursun da yardım bölümü var. Yardım çok efektif. Hemen cevap alabiliyorsunuz. Yani 24 saat içinde cevap gelebiliyor. Bu da çok hoş. Farklı konularda hem yardım alabilir hem de kayıt sürecinin nasıl olduğu konusunda ya da bir kurs nasıl çalışılır konusunda oradan da bilgi alabilirsiniz. Ve ya da farklı bir probleminiz var. Bunu rapor etmeniz gerekiyor. Bu yine şu contact us kısmına tıkladığınızda, yani bize şimdi iletişime geçin kısmına tıkladığınızda bir form doldurup probleminizin ne olduğunu, ne tür bir problem olduğunu söyleyip soru sorabilir ve kurs yöneticilerinden cevap alabilirsiniz. Kurslar genelde bir isterseniz yapısı şöyle, siz kendi kursunuzun moderatörü ya da hem moderatörü hem de tasarlayıcısı olabilirsiniz ya da sadece tasarlayıcısı olursunuz, moderasyonu Avrupa Komisyonu yapar, o da size olanak sağlıyor. Bu konuda çok fazla şu anda soru almayacağız çünkü soruların hepsi yarın cevaplanacak. Umuyorum ki size bir öngörü vermiş oldu bu tanıtım. Henüz tam oturmadığı için her şey. Tabii farklı şeyler değişebilir, yeni şeyler eklenebilir diye. Bu çok fazla soru geldiği için ve insanlar hani bir şey duyalım, bir şey görelim gibi dedikleri için böyle bir tanıtım yaptık. Tabii yine bu haliyle bile oldukça kompakt olarak oluşmuş her şey. O açıdan ben teşekkür ediyorum. Umuyorum yararlı olmuştur sizler için. Biraz uzattım mı bakayım. Evet, 15 dakika geçtim. O 10.30'da bitirmek gerekiyordu ama oldukça geniş bir alan biliyorsunuz. Bütün portal ve e-tuning ile birlikte. Umuyorum yeteri kadar öngörü vermiştir sizlere. Teşekkür ediyorum Zoyla Hanım. Adil Hocam çok teşekkürler. Emeğinize sağlık, gerçekten çok faydalı oldu. Umarım katılımcı arkadaşlarımız da faydalandıklarını düşünüyorlardır. Yarın da dediğiniz gibi soru cevap webinarımız olacak. Yine aynı saatte olacak muhtemelen, henüz saat net olarak belirlenmedi sanırım. Sizlerin sorularını kaydedeceğiz. Onun yanında daha önceki sorulan sorularda bu zamana kadar sorulmuş soruları genelleyerek tabii ki cevaplamaya çalışacağız biz. Yarınki webinarımıza da bekleriz. Eğer gelirseniz aklınızdaki soruların büyük kısmına cevap bulacağımızı düşünüyorum. Bazı yorumlara baktığımda hani bu sene çalışmasak mı, bu sene bıraksak mı diyen hocalarımız var. Ben
tamamen bırakma taraftarı, hani bu sene bekleyelim tamamen düzenince başlayalım taraftarı da değilim. Eğer yapmayı planladığınız çalışmalar varsa yine başlayın. Ama sadece bilmemiz gereken bazı şeylerin biraz yavaş ilerlediği, bazı fonksiyonların henüz eklenmediği, bunların farkında olarak hala platformu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu tamamen hani bu sene askıya alayım mantığı olmazsa bence daha iyi olur. Çünkü e-Tunic projeleri gerçekten öğrencilerimizin de öğretmenlerimizin bütün okul ortamının aktif olarak faydalandığı bir platform. Teşekkürler. Ben tekrar bütün katılımcılarımıza ve Alper Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün destek ekibinde bir sürü ilk koordinatörü vardı. Çok başarılı. Çok teşekkir ediyorum sevgili arkadaşlar. Her birinizi teker teker. Sizsiz olmazdı bu iş. Kesinlikle böyle kusursuz yürümezdi. Çok teşekkür ediyorum. Ertuğ Hocam burada mı acaba bir şey söyleyecek mi? Ertan Hocam kapanışa katılamayacak Adil Hocam. Evet, tamam. Muhteşem. O zaman kapatabiliriz. Zühre Hanım çok teşekkür ediyorum ben. Yardımlarınız için, açıklamalar için oldukça başarılıydı. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyorum.